İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebetiyle Kayseri'de Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet adlı program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy yapılan etkinliklerle anıldı. Etkinliklere Kayseri'ye gelen Ersoy'un torunu Selma Argon da katılarak gençlerle bir araya geldi. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melik Gazi Kaymakamı Bülent Karacan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Celal Bayar Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri katıldı. Programa katılan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, gençlerle söyleşi yaparak dedesinin hayat hikayesini anlattı. Açılış konuşmasını yapan Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin şunları ifade etti. Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben normalde bir yazılı metin olarak bir açılış konuşması hazırlamıştım ama şimdi onu okumak istemeyeceğim. İçimden ne geliyorsa birkaç cümleyle onu belirtip kürsüden inmek istiyorum. Öncelikle bizlerin davetini kırmayıp İstanbul'dan buralara kadar sizlerle buluşmak için yüreği en az 18 yaşındaki gibi çarpan ancak 44 doğumlu olan Selma anneye hoş geldiniz diyorum sizin huzurunuzda. Benim boynumun borcu Selma anne ile sizleri karşılaştırmaktı. 78 yaşında inşallah Allah uzun ömürler verir. Belki bir daha görme şansı da bulamayacaksınız. Başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere o gün İstiklal Marşımızı kabul ettiği gün 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Kayseri'ye gelerek dedesinin anma programına katılım gösteren Mehmet Akif'in torunu Selma Argon, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Dedemin ayak izlerini takip ederek tüm Anadolu'muzu, yurt dışındaki olan Türklerimize yakına gitmeyi, 2011'den beri başladığım bu güzel işi devam ettirmeyi her zaman Rabbimden diliyorum. Ve dedem sayesinde her zaman her gittiğim yerde benim küçük ailemi büyüten bir sürü aileye sahip oluyorum. Ve bugün sizler de aileme geldiniz. Hoş geldiniz diyerek konuşmamı başlamak istiyorum. Kayseri'ye 4. gelişim aslında benim. Üniversiteye gelmiştim, daha sonra kolejlere gelmiştim. Bütün yurdu dolaşıyorum biliyorsunuz 2011'den beri. İşte dedemi anlayarak herkese anmasını istiyorum. Gençlerin geçmişimizi iyi öğrenmesini diliyorum. Dedemizi çok iyi anlasınlar. Safahat'ı iyi anlayarak okusunlar istiyorum. Tabii bu bana verilmiş en güzel işlerden, vazifelerden biri. Çok dolaşıyorum. Gitmediğim çok az yer kaldı. Mutluyum ben burada olmaktan. Çok onur duyuyorum. Kayseri her yerimi seviyorum ben. Vatanımı seviyorum. Dedemin gittiği yerleri ayak izlerini takip ederek gitmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene 100. yılıydı. Bu sene de 101. yılını kutluyoruz. Ne mutlu bize ki 100 seneler geçti, nice seneler geçsin. Ama ben diyorum ki tek kelimeyle Asım diyorum. Yaratılmış bir gençlik sembolüdür. Mehmet Akif'in gençlik projesidir Asım. Yani onun yolunda, onu yani kendilerine örnek alarak yetişsinler isterim doğrusu. Çünkü hakikaten örnek alınması gereken bir insandır dedemiz.